Bosman kuralları 1995 yılında Avrupa Adalet Divanı tarafından kabul edilmiş kurallar bütünüdür. O tarihe kadar birer ticari eşya muamelesi gören, futbol kulüpleri tarafından alınıp satılabilen ve kendi iradesiyle hareket etmesine pek de müsaade edilmeyen futbolcular için Bosman kuralları devrim niteliğinde değişikliklere olanak vermiştir. Bosman adı Jean-Marc Bosman isimli Belçikalı bir futbolcudan geliyor. Öyle çok meşhur bir futbolcu değil Bosman. Örneğin hiç milli forma giymemiş. Kariyeri boyunca vasat Belçika kulüpleri arasında dolaşıp durmuş bir orta saha oyuncusu. Fakat ona ün kazandıran mesele de futboluyla ilgili değil zaten. Yılmadan devam ettirdiği hak arayışı. Bosman kuralları kabul edilmeden önce kulübüyle sözleşmesi biten oyuncular istediği yerde futbol oynama özgürlüğüne sahip değildi. Kulüp sözleşmesi sona eren futbolcular için belli bir tutarı aşmayacak şekilde bonservis bedeli belirleyebiliyordu. Ve ancak bu bedelin ödenmesi durumunda oyuncu başka bir takıma transfer olabiliyordu. Aslında bir nevi modern kölelik diyebiliriz. Sizleri sıkmamak adına uzun ve hukuki terimler kullanmaktan kaçınacağım. Fakat kısaca özetlemek gerekirse durum şuydu. Bir kulüp bir futbolcuyu göndermek istemediği sürece futbolcunun oradan ayrılması çok ama çok zordu. Bosman 1990 yılında RFC Liège kulübüyle sözleşmesi sona erdiğinde bu zorluğu bizzat tecrübe etmiş şanssız bir futbolcu. Liège'in ona teklif ettiği yeni sözleşmeyi imzalarsa maaşı neredeyse %60 oranında azalacaktı. Haklı olarak daha iyi kazanabileceği bir yere transfer olmanın yollarını aradı Bosman. Dunkirk adında bir Fransız kulübüyle neredeyse 3 kat daha fazla kazanacağı bir sözleşme üzerinde anlaştı. Fakat Liège'in belirlediği 800 bin dolarlık bonservis bedeli sebebiyle transfer çıkmaza girmişti. Satın alamıyoruz bari kiralayalım dedi Dunkirk kulübü. Ancak Liège buna da biz müsaade etmiyoruz diyerek transferin önünü tıkadı. Jean-Marc Bosman'a ise sözleşme tekliflerini reddettiği gerekçesiyle idari para cezası verip kadro dışı bıraktılar. Böylelikle Bosman transfer olamadığı gibi %60 indirimli ücretinden de olmuştu. Bosman'ın 1990 yılında başlayan ve yaklaşık 5 yıl süren hak arayışı neticelendiğinde artık futbolcu 31 yaşına gelmiş ve futbol hayatını noktalamış durumdaydı. O dönemde futbol kulüplerinin onu anarşist olarak algılaması sebebiyle kariyeri bittikten sonra da antrenörlük ya da benzeri bir dalda iş bulamadı. Dava sonucunda kazandığı paranın büyük bir bölümünü de mahkeme masraflarına harcadı. Evet belki Bosman hiçbir şey kazanamamıştı. Fakat onun yürüttüğü bu hak mücadelesi sayesinde futbolcular artık bir ticari eşya muamelesi görmekten kurtuldular. Futbol bir sektör, futbolcular ise bu sektörün iş gücü olarak görülmeye başlandı. Yabancı oyunculara verilen serbest dolaşım hakkının yanı sıra futbolcular sözleşme süresinin bitimine 6 ay kala istediği kulüple görüşebilme ve ön protokol imzalayabilme hakkına sahip oldu. Bosman'ın bundan yaklaşık çeyrek asır önce verdiği mücadele bugün futbolcuların yani oyunun baş aktörlerinin çok daha fazla seçeneğe sahip olmaları, kendi iradelerini ortaya koymaları ve kendi istedikleri yerde futbol oynamaları anlamına geliyordu. Öyle ki serbest oyuncu statüsüne geçip sözleşme sona erdikten sonra seçeneklerini değerlendirerek transfer yapmak özellikle son dönemlerde futbolculara ve onların temsilcilerine çok daha cazip gelmeye başladı. Bugün Bosman kuralı sayesinde bonservis bedeli ödenmeksizin ya da başka bir deyişle bedelsiz yapılan transfer hikayelerini anlatacağız. Hastalık bu futboldasınız ve abone olma konusunu düşünmeniz için kısa bir ara verdikten hemen sonra başlıyoruz. İşte Bosman transferleri. Ülkemizden bir örnekle başlamak istiyorum. Zira biliyorum ki az önce anlattıklarımdan sonra bazılarınızın aklında şöyle bir soru işareti oluştu. Acaba Türkiye'de Bosman kuralları uygulanıyor mu? Bu soruya cevabım evet ya da hayır değil, kısmen olurdu. Türkiye Futbol Federasyonu FIFA ve UEFA'ya bağlı bir alt kurum olduğu için Bosman kuralını tanımamak gibi bir şansları yok. Fakat federasyonumuzun bir ön şartı var. Bir futbolcuyla sözleşme süresinin bitimine 6 aydan daha kısa bir süre kala görüşebilmeniz için kulübünden yazılı izin alma zorunluluğunuz var. Gaziantep Spor Kulübü, buraya dikkat, Gaziantep Futbol Kulübü değil, eski Gaziantep Spor Kulübü, Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen gurbetçi futbolcu Cenk Tosun'u Ocak 2011'de 550 bin euro karşılığında transfer ederek 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Cenk sözleşme süresi boyunca Antep'te iyi bir performans sergiledi ve milli takıma kadar yükseldi. Ocak 2014'te sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Beşiktaş'la anlaştı ve kıyamet koptu. Dönemin Gaziantep Spor Başkanı İbrahim Kızıl hem Cenk hem de Beşiktaş yönetimi için zehir zemberek ifadeler veriyordu. Resmen hırsızlık bu. Bunu yapanlardan muhakkak hesap soracağım diyen Kızıl, Cenk için Lokomotiv Moskova'dan 4 milyon euroluk bir teklif aldığı halde satmadığını söyleyerek adeta kendi iş bilmezliğini kendi ağzıyla itiraf etmişti. Beşiktaş yönetimi ise Kızıl'a cevaben TFF'nin zorunlu kıldığı Gaziantep Spor Kulübü'nden alınmış icazetnameyi paylaştı. Cenk Tosun Beşiktaş'a bedelsiz olarak imza attı ve burada geçirdiği 3,5 yılda 141 maça çıkıp 64 gol attı. 2 kez şampiyonluk yaşadı. Özellikle 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla birlikte Premier Lig
Premier Lig ekiplerinden Everton'ın dikkatini çekti ve Ocak 2018'de 22 milyon euro gibi hem Beşiktaş hem de Türk futbol tarihi için rekor bir bedelle Merseyside'ın mavi ekibine transfer oldu. FIFA kuralları gereği oyuncuların 12 ve 23 yaş arası oynadığı kulüplere bonservis bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen bir dayanışma katkı payı sayesinde Gaziantep Spor'da bu transferden yaklaşık olarak 450 bin euro kazandı. Bu para kimin cebine girdi bilemiyoruz ama Gaziantep Spor'un kasasına girmediği kesin gibi. Zira 2020 yılında 145 milyon TL'yi aşan borcu sebebiyle iflas ederek Gaziantep Spor tüm faaliyetlerini durdurdu ve kulüp kapatıldı. 145 milyon TL'nin nasıl bir rakam olduğunu daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek vermeme izin verin. Bugün nüfusu yaklaşık 2 milyon kişi olan Gaziantep'te tüm şehre ikişer adet lahmacun ısmarlarsanız, dur bakalım, bir lahmacun 15 lira desek 30 çarpı 2 milyon ancak 60 milyon TL hesap ödersiniz. Başka söze hacet yok sanırım. Kariyeri boyunca Bosman kuralından birden fazla kez faydalanmış bir futbolcuyla devam ediyoruz. Eğer siz de 2000'li yılların başından itibaren futbolu takip etmeye başladıysanız Edgar Davids'in karizmasından muhakkak etkilenmişsinizdir. Rastalı saçları ve nadir görülen bir göz hastalığına yakalanması sebebiyle taktığı koruyucu gözlükler ona her meslektaşına nasip olmayan bir karizma bahşediyordu. Davids Ajax altyapısından yetişti ve Van Gaal yönetiminde Hollanda ekibiyle 1995'te Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Tam da Bosman kuralının yürürlüğe girdiği dönemler. Ertesi yıl Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha finale yükselen Van Gaal'in Ajax'ı penaltı atışları sonucunda Juventus'a kaybetti ki bu da Juventus'un bu turnuvadaki son şampiyonluğu olmuştu. Sanırım üst üste 2 Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir takımın banko oyuncusu olan Davids'in piyasa değerinin çok yüksek olduğunu tahmin etmek zor değil. Fakat 96 yılında sözleşmesi sona eren Davids, Bosman kuralından yararlanarak Milan'a bedelsiz bir şekilde transfer oldu. Bu transfer Bosman'ın küresel ölçekteki ilk örneklerinden biriydi ve futbolda yeni bir çağı başlatmış oldu. O tarihten itibaren Ajax gibi görece düşük bütçeli yetiştirici kulüpler oyuncularını elde tutmakta zorlanır hale geldi ve transfer piyasasının bütün algoritması değişti. Ajax gibi kulüpler artık oyuncularını bedavaya kaptırmamak adına satmak zorundaydı. Bu durum yetiştirdikleri oyuncuları zirve performansına ulaşmadan hemen önce veya ulaşır ulaşmaz satmaları gerektiği anlamına geliyordu ki bu da rekabetçi kalmalarını engelliyordu. Zaten o tarihten itibaren birkaç minik istisna haricinde Ajax bütçesindeki kulüpleri bir daha Şampiyonlar Ligi finali oynarken görmedik. Davids'e dönecek olursak 74 kez Hollanda milli takımının formasını giyen Surinam asıllı orta sahacı Milan'da 1,5 sezon oynadıktan sonra 8 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu ve uzunca bir süre burada oynadı. Kısa bir dönem kiralık olarak Barcelona forması da giyen Davids 2004'te Inter'e, 2005'te Tottenham Hotspur'a ve 2007'de başladığı yer olan Ajax'a imza atarken yine Bosman kuralından faydalanarak bedelsiz transfer oldu. Gördüğünüz üzere Bosman'dan en fazla muzdarip olmuş kulüplerden biri olmasına karşın Ajax oyuncusuna sadece yasal haklarını kullandığı için hain damgası vurmamış ve ona tekrar kucak açmış. Bugünlerde teknik adamlık kariyerine ülkemizde devam eden Andrea Pirlo'nun Bosman transferi var sırada ve epey ilginç de bir hikayesi var. Pirlo 3 büyük İtalyan kulübünün de formasını giymiş bir futbolcu. Onu ilk keşfeden Inter olmuş fakat zirveye çıkışı Milan'da gerçekleşiyor. Inter'de az forma şansı bulması sebebiyle 2001 yazında 17 milyon euro bedelle ezeli rakip Milan'ın yolunu tutuyor Pirlo. 2003 ve 2007'de olmak üzere Milan formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2006'da İtalya milli takımıyla Dünya Kupası. Zirve Pirlo diyebileceğimiz dönem sanırım Milan'da geçirdiği 10 yıldı. İşte bu 10 yıllık dönemin sonuna yaklaşırken tam da 2010 yazında Pirlo için Barcelona'dan sürpriz bir girişim gerçekleşmişti. Dönemin Barcelona teknik direktörü Guardiola Pirlo ile bizzat görüşerek kendisine planlarını anlattı. Seni Xavi, Iniesta ve Busquets'le dönüşümlü oynatacağım diyordu. Barcelona Milan yöneticileriyle görüşüyor. O tarafı biz halledeceğiz. Sen gelmeye hazır mısın onu söyle. Pirlo o döneme damgasını vuran Barcelona'da idolü Pep'in yönetiminde ve bahsi geçen harika oyuncularla birlikte oynamaya elbette hazırdı. Ancak Milan Pirlo'yu bırakmaya hazır değil. Kulüp Milan onursal başkanı ve dönemin İtalya başbakanı Silvio Berlusconi'yi devreye sokarak Pirlo'ya kalması için baskı yaptı. Andrea Milan'da da mutsuz değildi elbette. Harika bir takımlık ve çok iyi bir İtalyan oyuncu grubuna sahiptik diyor. Ben Ambrosini, Gattuso, Nesta, Abbiati ve Inzaghi kaldığım için mutsuz olduğumu söyleyemem. Ancak sadece bir yıl sonra Milan kulübü 32 yaşına basan Pirlo'ya sözleşmesini uzatmayacaklarını bildirerek ayrılmak dışında bir seçenek bırakmadı. Üstelik Pep Guardiola da ömrü boyunca Pirlo'yu bekleyecek değildi elbette. Barcelona orta sahaya Fabregas'ı transfer etmiş ve altyapıdan Thiago Alcantara'yı çıkarıp A takıma monte etmişti. Böylelikle Pirlo'ya yer kalmadı. Besbelli Milan Pirlo'nun prime döneminin sona erdiğini düşünüyordu. Fakat yanılgıları onlara sadece şampiyonluklar kaybettirmedi. Aynı zamanda Pirlo gibi bir futbolcudan kazanabilecekleri astronomik bir bonservis bedelini de ellerinin tersiyle etmiş oldular. Pirlo Juventus'a geçtikten sonra tam 4 Serie A şampiyonluğu daha kazandı ve bir kez de Şampiyonlar Ligi finali gördü. Milan içinse 2022 yazına kadar sürecek olan bir şampiyonluk hasreti başladı.
Az önce Ajax'ın Bosman kuralından ne derece kötü etkilendiğinden bahsetmiştik. Bosman bazı kulüpleri kötü etkilediği gibi bazı kulüplerin de işine gelmişti. Öyle ki transfer politikalarını Bosman üzerine kurarak düşük maliyetlere rekabetçi kadrolar kurmak mümkündü artık. Bosman kuralıyla transfer olan oyuncuların hepsi değilse bile büyük çoğunluğu kariyerinin son dilimine girmiş ve futbol yaşamının son büyük kontratını arayan oyunculardır. Bu sebeple serbest kalmış bir oyuncuyu cezbetmek için kendisine dolgun bir maaş ve imza parası, menajerine ise hatırı sayılır bir komisyon teklif etmeniz gerekir. Hem bonservis bedeli ödemeyeyim hem de ekonomik kontratlar yapayım, öyle bir dünya yok tabii ki. Maddi gücü sayesinde bu politikayı uzunca bir süre yürüten kulüplerden biri de Juventus'tu. Az önce bahsettiğimiz Pirlo zincirin ilk halkası bile sayılmaz aslında. Bu serbest oyuncuları cezbetme politikasının 2000'li yılların ortalarından beri devam ettiği görülüyor. Adrian Mutu, Capo, Zebina, Salihamidžić ve Grigore gibi kendi dönemi için önemli oyuncuları bedavaya kadrosuna katmış Juventus. Fakat ilk ciddi hamlenin 2009 yazında Real Madrid'den gelen Fabio Cannavaro olduğunu söyleyebiliriz. Ardından 2011 yazında takıma katılan Pirlo geliyor. Bir yıl sonra ise Manchester United Akademisi'nden bulup getirdikleri 19'luk genç bir Fransız kadroya katılmış. Paul Pogba transferi yaşı itibariyle ciddi bir Bosman istisnası diyebiliriz. United altyapısından bedelsiz aldıkları Pogba'yı 4 yıl içerisinde parlatıp United'a 105 milyon euro bedelle geri yolladılar. İşin garip tarafı ise Pogba'nın United'daki kontratı sona erdiğinde bir kez daha serbest kalacak olmasıydı. Sanırım bu hikaye kırmızı şeytanların son 10 yılda ne kadar kötü yönetildiğinin kısa bir özeti gibi. Juventus 2013 yazında Fernando Llorente, 2014'te Kingsley Coman ve 2015'te Sami Khedira'yı bedelsiz transfer ederek bu politikayı sürdürüyordu. 2016 Daniel Alves, 2018 Emre Can, 2019 Aaron Ramsey ve Adrian Rabiot. Hepsi bedava. Bu strateji Juve için ciddi bir maaş yükü anlamına gelse de bu sayede yüksek profilli kadrolar oluşturmayı başardılar ve Serie A'yı yıllarca domine ettiler. Belki çok arzuladıkları Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar ama bu süreçte iki kez final oynama başarısı göstererek bu hedeflerine de çok ama çok yaklaştılar. Bosman transferlerine verebileceğimiz en güzel örneklerden biri de şüphesiz Robert Lewandowski'dir. Borussia Dortmund 2000'li yılların başında girdiği mali krizle birlikte iflasın eşiğine gelmiş bir kulüp. Öyle ki o dönemde en ciddi rakipleri olan Bayern Münih'in bile Dortmund'un kalkınmasına destek olmak amacıyla sarı siyahlara borç verdiği anlatılır. Fakat Dortmund o dönemden beri sadece Bayern'in desteğiyle değil, kendi sebatkar politikalarıyla da ayakta kalmayı başarmış, gerçekten çok iyi yönetilen bir kulüp. Sadece borçlarını temizlemiş olmaları bile büyük bir başarıyken Dortmund bununla yetinmeyip Bayern Münih gibi bir hakim güce yer yer meydan okumayı başarmış bir yapı. Bu da demek oluyor ki Lewandowski transferinden iki farklı sonuç çıkartabiliriz. Birincisi, bazen en iyi yönetilen kulüpler bile hata yapabilir. İkincisi ise bir futbolcunuzun Bosman kuralından faydalanarak kulüpten ayrılıyor olması illa sizin kabahatiniz olmayabilir. Bazen elinizden geleni yapsanız bile oyuncu yuvadan uçmayı tercih edebilir. Dortmund Lewandowski'yi Polonya'nın Lech Poznan kulübünden 5 milyon euroyu bile bulmayan son derece makul bir yatırım olarak transfer etmişti. Bu kadar büyük bir futbolcu olmasını bekliyorlar mıydı? Bunu bilemeyiz. Fakat beklentileri olduğu kesindi. Leva Dortmund'da oynadığı 4 sezonda beklentilerin karşılığını fazlasıyla verdi. 187 maçta 103 gole imza attı. 2 kez Bayern'in önünde Bundesliga şampiyonu olmalarına yardımcı oldu. 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta 10 gol atarak bu düşük bütçeli Alman kulübünün finale kadar gitmesine katkıda bulundu. Fakat belki daha büyük paralar kazanmak istediği, belki de sürekli Bayern denen bu bölüm sonu canavarına toslamaktan usandığı için 2014 yazında bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmadı Polonya. Golcü. Bosman kuralının izin verdiği tarihte, yani Ocak 2014'te Bayern'le ön protokole imza attığı resmi olarak anons edildi. Dönemin Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp Lewandowski için şunları söylemişti. Onunla sözleşme uzatmak için şartları zorladık. Fakat Bayern'e katılma arzusu sadece maddiyatla alakalı değildi. Kararını saygıyla karşılıyoruz. Sezonun kalan yarısında tüm konsantrasyonunu Dortmund'un başarısı için harcayacağından şüphemiz yok. Elbette kalan yarım sezonda Dortmund için elinden geleni yapacaktı. Fakat 25 yaşında katıldığı Bavyera ekibiyle de yıllar boyunca eski kulübünün canına ot tıkadığı da bir gerçek. Bayern, Lewandowski geldiğinden beri Bundesliga şampiyonluğunu tek bir kez bile ıskalamadığı gibi 2020 yılında da Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Bayern formasıyla 374 maçta 344 gole imza atan Leva, Gerd Müller'den sonra Bayern kulüp tarihinin en skorer oyuncusu oldu ve şüphesiz en düşeş Bosman transferlerinden biri.
Sırada bir Bayern Münih transferi daha var. Bavyera ekibi hem tarihiyle hem de maddi gücüyle diğer Alman kulüplerini adeta pilot takımı gibi kullanmakta yıllardır. Bazılarına göre bu politika Bayern'in Almanya sınırları içerisindeki hakim güç olarak kalmasını sağlıyor ve Bayern'in büyüklüğü de buradan geliyor. Kimileri ise bu stratejinin Bundesliga'nın rekabetçilik seviyesini etkileyerek hem lige hem de uluslararası arenada yine Bayern'e zarar verdiği fikrinde. Siz hangi fikre daha yakınsınız bilmiyorum ama Bayern Münih yönetimi politikalarını kolay kolay değiştirmeyecek gibi gözüküyor. Almanya'nın en köklü kulüplerinden biri de kuşkusuz Schalke 04'tür. Sürekli dolu tribünlere oynayan Gelsenkirchen ekibi kapasite doluluk oranında tüm Avrupa'da sürekli olarak ilk 10 futbol kulübü arasında yer alır. 2013 yazında Bochum'dan 3.2 milyon euro karşılığını transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladıkları 18 yaşındaki Leon Goretzka kısa süre içerisinde Almanya'nın en gözde orta saha oyuncularından birine dönüşmüştü. Sadece 19'unda Alman milli takımının formasını giymeye başladı ve doğal olarak Bayern Münih'in radarına girdi. Bavyera ekibi Goretzka'nın iyice serpilmesini, tecrübe kazanmasını ve fiziksel gelişimini tamamlamasını büyük bir sabırla bekledi. Tabii bir de sözleşmesinin sona ermesini. Aradan 5 yıl geçmiş, Goretzka'nın Schalke ile olan sözleşmesi bitmiş ve 23 yaşına basmıştı. O günkü piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro civarında olan Goretzka, Bayern'e bedelsiz transfer oldu. Schalke 04 ise 2021 yılında 33 yıllık bir aranın ardından ilk kez küme düştü. Bu Bosman kuralı denen şey her zaman Bayern Münih'in lehine işleyecek değil ya, işte bu kez Alman devinin bir oyuncusunu kaybettiği bir transfer hikayesi var sırada. Hem de ne oyuncu. Mihail Balak şüphesiz Almanya futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolculardan biridir. Şanssız bir final kaybetme istatistiği sebebiyle hakkı yeterince teslim edilememiş özel bir futbolcudur. 2002'de Leverkusen formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e, yine aynı yıl Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya ve Euro 2008 finalinde yine Almanya formasıyla İspanya'ya kaybederek tarihin en şanssız futbolcularından biri olarak ün kazanmıştır. Bayern Münih Balak'ı 2002 yazında Leverkusen'e 6 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Mihail oyunun iki yönüne de katkı yapan çağının ötesine geçmiş çok değerli bir futbolcuydu ve 98 kez A milli olup 42 gole imza attı. Bir orta saha oyuncusu olmasına karşın Alman milli takımının en skorer 9. oyuncusudur. Bayern formasıyla 3 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan ve 155 maçta 62 gol 40 asiste imza atan Balak, Temmuz 2006'da sözleşmesinin sonuna gelmiş ve serbest kalmıştı. O dönemler Chelsea'yi yeni satın almış olan Roman Abramovich yıldız oyuncu transfer etme arzusuyla yanıp tutuşuyordu ve takımın teknik direktörü Jose Mourinho bu transfere karşı çıkmasına rağmen Balak'la masaya oturdu. Taraflar masadan kalktığında Mihail Balak 4 yıllık sözleşmeye imza atmış ve haftada 121 bin sterlini bulan kazancıyla dünyanın en çok kazanan futbolcusu olmuştu. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bugünlerde iyice çıldıran transfer piyasası elbette bir günde bu hale gelmedi. Balak çok değerli bir futbolcuydu, orası kesin. Fakat dünyanın en çok kazanan oyuncusu olacak kadar da değildi elbette. Üstelik en büyük numara devamlılığı olan bu Alman dinamosu Chelsea'ye imza attıktan bir yıl sonra ayak bileğini sakatladı ve tam 8 ay sahalardan uzak kaldı. Final kaybetme konusundaki kötü şöhretini Londra'ya da taşıyan Mihail Balak, 2008 Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a penaltı atışları sonucunda kaybetmelerine de engel olamadı. 2010 yazında Chelsea ile sözleşmesi sona eren Balak bir kez daha serbest kaldı ve Leverkusen'e geri dönerek futbol kariyerini burada noktaladı. Hakan Çalhanoğlu kariyeri boyunca biraz yanlış anlaşılmış, hak ettiğinden daha az değer görmüş bir futbolcu. Hakan'ın yükselişi Bundesliga'da Hamburg forması giydiği dönemlerde başlamıştı. 2014 yılında 15 milyon euro gibi ciddi bir rakama Leverkusen'e geçiş yaptı. Almanya'da her sezon 10 ila 15 civarı skor katkısı yapmasına rağmen bizim futbol kamuoyumuz milli takım performansının aynı seviyede olmamasından sebep sürekli Hakan'a burun kıvırma halindeydi. 2017 yazında Milan kendisi için Leverkusen'e 23 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve Hakan'ı kadrosuna kattı. Türk futbol kamuoyundaki genel intiba oldukça sert bir lig olan Serie A'nın Hakan'a biraz ağır geleceği yönündeydi. Kabul edelim, hepimiz yanıldık. Evet, Hakan oyununu fiziksel kapasiteyle tanımlayabileceğimiz bir futbolcu değil, burası kesin. Fakat taktiksel disiplini çok ama çok yüksek bir oyuncu. Gelin çalıştığı son 5 teknik adamın onu nasıl kullandığına bakalım. Leverkusen'deki hocası Roger Schmidt ağırlıklı olarak 4-4-2 sistemini tercih etmiş ve Hakan'ı ya sol önde ya da Chicharito'nun yanında ikinci bir forvet gibi kullanmış. Milan'daki ilk hocası Vincenzo Montella onu önce 4-3-3'ün sol içi gibi, daha sonra da 3-4-2-1'de santraforun arkasındaki ikiliden birisi olarak oynatmış. Gennaro Gattuso 4-3-3'ten pek vazgeçmemiş ve Hakan ya sol ön ya da sol iç 8 numara gibi oynamış. Milan'ın başında sadece 7 maç kalan ve 4-3-1-2 oynatan Marco Giampaolo, Çalhanoğlu'nu 6 ve 8 numarada denemiş. Son olarak 4-2-3-1 üzmez diyen Stefano Pioli, Hakan'ı sol önde ve daha ziyade İbrahimovic'in arkasında 10 numara pozisyonunda kullanmış. 5 farklı hoca, 5 farklı sistem ve hepsinde kendisine yer bulmuş, 6 farklı pozisyonda
pozisyonu başarıyla oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Sanırım Hakan'ın ne kadar değerli bir futbolcu olduğunu ancak bu örneklere bakarak anlayabiliriz. 2021 yazında Milan'la imzaladığı 4 yıllık sözleşme sona eren Hakan, muhtemelen kariyerinin son büyük kontratını yapacağı için Milan'dan yüksek bir ücret talep etti. Fakat kulüp bu ücreti ödemek istemedi. Sanırım bir oyuncunun talebinin makul ya da gerçek dışı olduğuna karar vermek için kulüp yönetimi olarak kendinize şu soruyu sormanız gerekir. Oyuncunun bu maaş talebini ben vermezsem başka bir kulüp bunu karşılayabilir mi? Milan bu soruya ne cevap verdi bilmiyorum fakat Hakan serbest kaldı ve istediği kontratı almayı başardı. Hem de Milan'ın ezeli rakibi Inter'den. Yıllık 9 milyon euroya yakın bir anlaşmayla 3 yıllık kontrata imza atan Hakan, Inter formasıyla ilk sezonu geride kalırken Serie A'da 7 gol ve 13 asist üreterek yüksek ücretinin karşılığını da vermiş oldu. Bu hikayede can sıkan tek noktaysa Hakan'la 4 yıl boyunca şampiyonluk göremeyen Milan'ın o ayrıldıktan hemen sonra, üstelik son şampiyon Inter'in önünde Scudetto'ya uzanmasıydı. Geldik tarihin en beklenmedik, en drama dolu Bosman transferine. İçeriğin başında Bosman kuralları ile birlikte futbolun bir endüstri olarak kabul görmeye başladığından bahsetmiştik ve bunun bir doğa sonucu olarak artık bu oyunda sadakat ya da vefa gibi duygulara pek de yer kalmadı. Artık tüm kariyerini bir takımda geçiren, tabiri caizse bir kulübe ömrünü adayan futbolcular göremiyoruz. Lionel Messi belki de bu ekolün son temsilcisi olmasını beklediğimiz bir futbolcuydu. Barcelona kulübüyle o derece yek vücut olmuşlardı ki iki dünya bir araya gelse Messi Barça'dan ayrılmaz, Barça Messi'yi bir yere bırakmazdı. Ey kötü yöneticilik, sen nelere kadirsin. 2020 yılına geldiğimizde Messi ve Barcelona yönetimi arasında iplerin gerildiğinin ilk sinyallerini aldık. Aslında Messi'yi rahatsız eden şey Neymar'ın gidişiyle birlikte takımın rekabetçilik seviyesinin düşmesi ve kadro yapılanmasındaki sorunlardı. Kariyerinin en ortalama, en sıradan sezonunda bile en az 2-3 tane kupa kaldıran bir adamdan bahsediyoruz. Messi'nin olduğu yerde üst düzey rekabet olmak zorundadır. Fakat tek sorun bu değildi. Dönemin Barcelona başkanı Bartomeu bir sosyal medya kuruluşuyla anlaşarak kendi imajını yükseltmek için. Daha da kötüsü Xavi, Puyol, Pique ve Messi gibi tribünlerle bağları güçlü olan sembol oyuncuları itibarsızlaştırmak için para ödediği ortaya çıktı. Daha anlaşılır şekilde ifade etmek gerekirse Bartomeu sosyal medya trollerine para yediriyordu. Belki de bardağı taşıran son damla 8-2'lik Bayern Münih hezimeti oldu ve Messi ilk kez birinci ağızdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine iletti. Fakat Barcelona'dan ayrılmak isteyen bir Lionel Messi bu basiretsiz yönetimin altından kalkamayacağı kadar büyük bir kriz anlamına geliyordu. Yönetemediler, işi yokuşa sürmeyi tercih ettiler. Messi'nin kalan bir yıllık kontratının ve bu kontrattaki 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin arkasına saklandılar. Messi'nin ayrılmasına müsaade etmediler. Belki de daha makul bir bonservis bedeli belirlemiş olsalardı, Messi 35 adet kupa kazandırdığı Barcelona'ya gider ayak ciddi bir para da kazandırabilirdi. Hem de mali krizin eşiğindeki bir Barcelona'ya. Olmadı. Bu ayrılık gerçekleşmedi. Üstelik Bartomeu yönetiminin ömrü de tükenmişti. Yerine 2008-2010 arasındaki uzay takımını oluşturan efsane başkan Joan Laporta'nın gelmesiyle futbol severler artık Messi'nin ayrılma ihtimalinin iyice zayıfladığını düşünüyordu. Fakat bir terslik vardı. 2021 yazında bitecek olan kontratın uzatıldığına dair paylaşım merakla beklense de bir türlü yapılmıyordu. 30 Haziran 2021 tarihi gelip çattı ve Lionel Messi'nin sözleşmesi sona erdi. Leo serbest oyuncu statüsüne geçti. Fakat bunun bir önemi yoktu elbette. Bosman kuralı çerçevesinde Messi 6 aydır istediği kulüple görüşebilecek özgürlüğe sahipti zaten. Ancak Messi'ydi bu. Barcelona ile görüşmeden başka bir kulüple masaya oturması imkansızdı. Derken sözleşmesi sona erdikten 5 gün sonra, yani 5 Ağustos 2021 tarihinde Barcelona resmi Twitter hesabı tüm dünyayı şok eden o mesajı yayınladı. Lionel Messi Barcelona ile devam etmeyecek. Kulüp gerekçe olarak Messi'ye yeni kontrat yapacak mali hareket kabiliyetine sahip olmadığını söylüyordu. Hem Barça hem de Messi kampı anlaşma için şartları sonuna kadar zorladıklarını fakat mümkün olmadığını söylemişti. Sonuç olarak o günün şartlarında piyasa değeri yaklaşık 80 milyon euro olan 33 yaşındaki Leo Messi gözyaşları içerisinde Barcelona'ya veda etti ve Paris Saint Germain'e imza attı. Barcelona sadece kadrosundaki en değerli futbolcuyu değil, kulüp tarihinin en özel figürlerinden birini hem de göz göre göre kaybetmiş ve karşılığında hiçbir şey alamamıştı. Bugün Bosman transferlerini Hastalık Bu Futbol'da izlediniz. Tekrar izlemek isterseniz abone ol tuşuna basıp zili aktif edebilirsiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.